Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Conan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. İyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Seçkin ve olgun kişileri iş dünyalarıyla konu edinen akım hangisidir? A. Klasizm, B. Romantizm, C. Hümanizm, D. Kübizm. Oldukça kolay bir soru. Doğru cevap A şıkkı. Klasizm. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Sanat doğanın kopyasıdır. Düşüncesini savunan akım hangisidir? A. Realizm, B. Naturalizm, C. Sembolizm, D. Parnasizm. Oldukça kolay bir soru. Doğru cevap B şıkkı naturalizm. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Realizmin şiirdeki yansıması olarak bilinen akım hangisidir? A. Romantizm, B. Kübizm, C. Parnasizm, D. Fütürizm. Doğru cevap C şıkkı Parnasizm. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Dış dünyanın bırakılıp insan ruhunun konu edinmesini savunan akım hangisidir? A. Sürrealizm, B. Realizm, C. Sembolizm, D. Ekspresyonizm. Biraz düşünsem iyi olacak. Doğru cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Düşüncelerin geometrik şekillerle ifade edildiği akım hangisidir? A. Kübizm, B. Fütürizm, C. Sembolizm, D. Naturalizm. Doğru cevap A şıkkı, kübizm. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak isteyen akım hangisidir? A. Sembolizm, B. Realizm, C. Hümanizm, D. Naturalizm. Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap D şıkkı naturalizm olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Şiirlerini rastgele bir araya getirdikleri sözcüklerle oluşturan akım hangisidir? A. Parnasizm, B. Dadaizm, C. Sembolizm, D. Romantizm. Biraz düşünmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkı Dadaizm olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına.
Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Otomatik yazı kavramı hangi akım için geçerlidir? A. Sürrealizm, B. Fütürizm, C. Kübizm, D. Hümanizm. Doğru cevap A şıkkı, sürrealizm olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım felsefesine dayanan akım hangisidir? A. Kübizm, B. Realizm, C. Egzistansiyalizm, D. Romantizm. Oldukça zorlayıcı bir soru ama doğru cevap C şıkkı, egzistansiyalizm olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halit Çelebi gibi yazarların üzerinde etkili olan akım hangisidir? A. Sezgicilik, B. Romantizm, C. Naturalizm, D. Realizm. Yine oldukça kolay bir soru. Doğru cevap A şıkkı, sezgicilik. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Fütürizm akımının Türkiye'deki en önemli temsilcisi kimdir? A. Nazım Hikmet, B. Tevfik Fikret, C. Namık Kemal, D. Cenap Şahabettin. Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1.000.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Şiirde musiki ve ahenge çok önem veren akım hangisidir? A. Sembolizm, B. Realizm, C. Romantizm, D. Dadaizm. Cevap A şıkkı, sembolizm. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.